Türkiye'de sağlık bilişiminin çok iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Dünyanın diğer bölgelerine oranla çok iyi işler yaptığımızı görüyorum, biliyorum ve bunun içinde olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Örneğin bizim Enabız kişisel sağlık kaydı platformu sistemimiz gerçekten dünya ölçeğinde başka eşi benzeri örneği görülmeyen bir sistem. İngiltere'de örneğin 2001 yılından itibaren kağıtsız hastane projesine çok ciddi bir yatırım yapıldı. Sonrasında dijital hastanecilik projesi için ayrı bir ciddi bir yatırım yapıldı. Fakat totalde toplamda 14 milyar pound'a yakın bir rakam harcanmasına rağmen bizim çok çok daha cüzi rakamlarla ulaştığımız bu başarıyı İngiltere sağlayamadı NHS ölçeğinde. Dolayısıyla bu bizim gerçekten çok daha ufak kaynaklarla çok daha büyük işler yaptığımızın göstergesi. Çünkü İngiltere birçok alanda dünyanın öncü ülkelerinden birisi olmasına karşın onların başaramadığını biz burada Türkiye olarak, Sağlık Bakanlığı olarak başardığımız için çok gururluyum. Yine benzer şekilde Avustralya'da da bir kişisel sağlık kaydı sistemine geçilmesine yönelik projeler vardı. Ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar Avustralya dolarına yakın onlar da bir harcama yaptılar ama çok uzun yıllardır yaptıkları yatırım daha yeni yeni o sisteme geçebiliyorlar. Ve biz bunu dediğim gibi bu rakamların 1/100'ünde biri gibi çok ufak komik bütçelerle yaptık. Bundan dolayı ben ülkemizde sağlık bilişiminin diğer bölgelere ve ülkelere göre çok daha iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Bizim bu başarımızın en büyük etkenlerinden birisi bence sağlık kökenlilerin aynı zamanda bilişime hakimiyeti çok iyi bir seviyede olmayabiliyor. Bu başarının gelmesi için hem sağlıktan hem bilişimden anlayan yöneticilerin ve bürokratların olması gerekiyor. Bu noktada Sayın Bakan Yardımcımız Şuraip Bey'in vizyonu, yine Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürümüz Mahir Bey'in gerçekten her iki alanda da hem hekim olmaları hem bilişime hakimiyetleri noktasında bugün geldiğimiz bu başarılı noktaya onların çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin sağlık bilişimi üssü olma noktasında aslında pek çok avantajları var. Bunlardan bir tanesi de coğrafi olarak biliyorsunuz çok yakın zamanda İstanbul'a 3. havalimanı açılıyor ve 4 saatlik uçuş bölgesinde çok ciddi bir popülasyona hitap ediyor. Dolayısıyla bu erişilebilirlik bizim sağlık bilişimi üssü olmamız noktasında bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yine bakanlığımızın sağlık turizmi noktasında önemli bir vizyonu var. Bununla ilgili bakanlığımızda hala çalışmalar devam ediyor. Sağlık Turizmi Portali isimli bir portal çalışmaları devam ediyor ki burada dünyanın diğer bölgelerindeki hastalara Türkiye'deki nitelikli ve ucuz sağlık hizmetini almaları noktasında bakanlığın bütün birimleri seferber olmuş durumda. Biz bu sağlık turizmi ile eğer bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirsek, çünkü Türkiye gerçekten tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunumu noktasında gelişmiş ülkelerden daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Hem de bunu çok daha basit maliyetlere yapabiliyor. Dolayısıyla biz sağlık turizmi ile ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyorum.